Sayın Belediye Başkanımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ümmetin ve insanlığın umut nesli diyoruz gençlerimize. Bu yüzden gençlerimiz için ne yapsak, gecemizi gündüzümüze katsak azdır. Bunun için şu ana kadar göreve başladığım günden bugüne bu 18. ilimiz, ziyaret ettiğimiz, gittiğimiz her ilimizde üniversitemizi ziyaret ediyoruz, gençlerimizle buluşuyoruz. Ve bu 2 günlük faaliyetlerimiz içerisinde en fazla önem verdiğimiz faaliyet gençlerimizle buluşmak, üniversite öğrencilerimizle buluşmaktır. Sevgili gençler, aynı zamanda bir üniversite hocası olarak sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, fedakarlık yaparak bu programa geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillah. Bizler Müslümanız. Son kitabın müntesibi, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. İslam ve Müslüman kelimeleri silm kökünden gelmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime şöyle geçmektedir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü dhulû fissilmi kâffe. Ey iman edenler, hepiniz silme giriniz. Yani barışa giriniz demektir. Barış içerisinde yaşayınız demektir. Sevgi ve muhabbet içerisinde yaşayınız demektir. Buradan anlıyoruz ki İslam dünyada sevgi ve muhabbeti oluşturmak, birlikte yaşama medeniyetini oluşturmak için Allah'ın bütün toplumlara, ama istisnasız bütün toplumlara gönderdiği yegane dinin ismidir. Onun için silm çok önemlidir. Yani barış, muhabbet, mutluluk, birlikte yaşama kültürü ve yeryüzüne adaleti, yeryüzünün her yerine ulaştırmak için peygamberler gönderilmiştir. Ve istisnasız bütün peygamberler etraflarında gençleri toplayarak amaçlarına ulaşmışlardır. Genç peygamberler var ve o peygamberlerin yanında yer alan gençler var. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam genç peygamber ve etrafında gençler toplanmış, onlarla İslam'ın tebliğini gerçekleştirmiştir. Onlarla bütün insanlığı nura davet etmiştir, barışa davet etmiştir, İslam'a davet etmiştir. Hazreti Ali, Hazreti Musab, Hazreti Zeyd, bütün ashab bazen fiziksel olarak genç, bazen ruhları genç o insanlarla çok kısa zamanda yüz binlerce kalbe ulaşmışlar, yüz binlerce gönle ulaşmışlar. Önce gönülleri fethetmişler, ondan sonra uzak beldelere, uzak şehirlere gitmişler. İslam'ın en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i en uzak noktalara gençler sayesinde ulaştırmışlardır. Müslümanın düşünce ve ahlakının 2 büyük ve önemli boyutu vardır. Bu boyutu bizim gençlerimizle paylaşmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi Yaradan'a, yani Allah'a itaat ve teslimiyettir. Dolayısıyla İslam kelimesi
kelimesinden türeyen kelimelerden birisi de teslimiyettir. Müslim, teslim olan insan demektir. Müslüman, Farsçadan bize geçmiş, Müslüman ama Arapçası Müslim, gayrimüslim, Müslüman olmayan anlamına geliyor. İşte Müslim, teslim olan insan demektir. Neye teslim olan? Hakka teslim olan. Adaletle yaşamaya teslim olan, Allah'ın emirlerini yani yap dediklerini yapmaya teslim olan, nehilerini de yapmamaya söz veren insan demektir. Bu açıdan birisi bize sorarsa Müslim ne demek, Müslüman ne demek diye böyle tanımlayacağız. Allah'a teslimiyet gösteren, tıpkı Hazreti İbrahim gibi, tıpkı Hazreti İsmail gibi, babacığım, Rabbim sana neyi emrettiyse onu gerçekleştir. Beni teslim olanlardan bulacaksın diyor ya Hazreti İsmail. İşte Hazreti İsmail ruhuna sahip olan gençler, bizim amacımız böyle gençler yetiştirmek. İnşallah sizler de üniversiteyi bitirdikten sonra her biriniz bulunduğunuz her yerde böyle gençler yetiştireceksiniz. Kiminiz öğretmen olacaksınız, kiminiz mühendis, kiminiz doktor, kiminiz edebiyatçı, kiminiz tarihçi. Ama nerede bulunursanız bulununuz, bu ölçülere uygun gençler yetiştirmek noktasında mutlaka hepinizin bir payı olacak, bir rolü olacak. Onu okuyoruz sizin gözlerinizden. Onu okuyoruz sizin davranışlarınızdan. Onun için davranışlarınızı, hayatınızı bu şekilde Allah Resulü'nün hayatına ve onun dizinin dibinde suffede yetişen arkadaşlarının, ashabının hayatına uygun bir şekilde bizim de davranışlarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. İkincisi, yani Müslümanın düşünce ve ahlakının iki büyük ve önemli boyutundan ikincisi, yaradılana, yani can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhamettir. Bizim medeniyetimizde şefkat, merhamet, sevgi çok önemlidir. O yüzden ilim medeniyeti, bilgi hikmet medeniyeti dediğimiz gibi aynı zamanda sevgi medeniyeti ismini de, merhamet medeniyeti ismini de verebiliriz medeniyetimize. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Sizler yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. İşte bu hadisi şerifler bu milleti 14 asırdır şefkat ve merhamet medeniyetinin mensupları haline getirmişlerdir. Nerede bir fakir fukara var, nerede ihtiyaç sahibi insanlar var, nerede mazlum var, hep onların yanında yer almış bizim milletimiz, medeniyetimizin çocukları. Irkı ne olursa olsun hiç önemli değil. Dikkat ederseniz hep millet diyorum, millet, milletimiz. Bu milletimizin içerisinde Türk'ü de var, Kürt'ü de var, Laz'ı da var, Çerkez'i de var, Arap'ı da var, Acemi de var. Üst kimlik İslam milleti. O açıdan hep millet diyorum. Medeniyetimizin mensupları diyorum. İşte bizim milletimiz onun için merhameti, sevgiyi, şefkati özümsemiş, hayatının bir parçası haline getirmiş, infak dediğimiz, paylaşmak dediğimiz o güzellikleri, o vasıfları özümsemiş bir millettir. İşte biz de o milletin varisleriyiz bugün. Elhamdülillah. Bu özelliklerimizi ilelebet devam ettireceğiz inşallah. Bu inançla
Kur'an ve sünnetin izinde kurulan İslam medeniyeti, merhametin, güzel ahlakın, bir arada yaşamanın en güzel örnekleriyle doludur. Bizim tarihimizde farklı inançtan, farklı kültürden, farklı mezhepten, farklı meşrepten, farklı ırktan yüz binlerce, milyonlarca insan bir arada yaşamışlar, komşuluk yapmışlar. Bugün aynı hasletleri devam ettiriyoruz. İnşallah çeşitli fitne, tefrika sokmak isteyenler hep olmuş, bugün var, yarın da olacaktır. Ama bizim milletimiz onlara hiçbir zaman değer vermeyecek, doğru bildiği yolda yürüyecek, hakim oldukları coğrafyalarda milletimiz, Müslümanlar ve o dönemlerde hukukun ve adaletin hep teminatı olmuşlardır. Müslümanların kılıçları hep mazlumun yanında yer almış, zalimin karşısına dikilmiştir. Hangi dönemde olursa olsun, gücü kuvveti neyse, bazen ekonomik olarak güçlü olmuş, kültürel olarak güçlü olmuş, gücü neyse o gücünü hep mazlumun yanında kullanmış, zalimin karşısında kullanmış. İnşallah bizler de bu hasletimizi hep devam ettireceğiz. Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmaksızın herkesin temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul etmişiz. Yaradana itaat ve yaradılana merhamet ahlakının en güzel örneklerini sunmuşuz. İnşallah sunmaya da devam edeceğiz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Ne muhteşem bir hadis-i şerif. Varlığımızın gayesini anlatıyor Yüce Peygamberimiz. Ben niye varım? Tabii önce Allah'a kulluk etmek için. Ama bu hadis-i şeriften anladığımıza göre hayırlı insan olabilmemizin yolu da insanlara faydalı olmaktan geçiyor. Bu adeta İslam ahlakının en kapsamlı ve en özlü ifadelerinden birisidir. Sizler ilim yolundasınız. Eğitim yuvasındasınız. İlminizle insanlığa faydalı olacaksınız. İslam medeniyeti bir ilim medeniyetidir. Her zaman söylüyoruz. Bir bilgi hikmet medeniyetidir. İslam'da bilginin ana gayesi Allah'ı tanıyıp kulluk etmek, insanlara faydalı olmak ve yeryüzünü imar etmektir. Kötülüklerle mücadelenin en iyi yolu iyilikleri çoğaltmak ve kötülüğe alan açmamaktır, alan bırakmamaktır. Eğer bir alanda iyilik olursa, boşluk kalmazsa kötülük oraya giremez. Ama tabiat da boşluk kabul etmez. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler o kötülüğü işlemeden önce bir sınır koyuyor. Bir tedbir alıyor. Kötülüklere karşı tedbir. Mesela zina ayetinden bahsedeyim. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا. Zina yapmayınızdan önce zinaya yaklaşmayınız bile diyor. O ne çirkin bir şeydir. O ne büyük bir haramdır. O ne kötü bir iştir. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimizin hayatını bütün yönleriyle öğrenelim. Kendi hayatımızı da onun hayatına benzetmenin gayreti içerisinde olalım değerli gençler. O bizim için en büyük önder, üsve-i hasene. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah'ımız öyle buyuruyor. Onda, yani Resul'de, Resulullah'ta sizin için en güzel örnek vardır. Onun gibi ilim öğrenme noktasında, onun gibi genç, onun gibi baba, onun gibi
lider, onun gibi öğretmen, onun gibi yani hangi alanda çalışıyorsak o alanda onun gibi olmak bizim en önemli mefkuremiz olsun, hedefimiz olsun, ufkumuz olsun inşallah. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her daim yanınızdayız. Gençlik merkezlerimiz, Kredi Yurtlar Kurumu çalışmalarımız, yurtlarımızda hocalarımız var, manevi rehberlerimiz var. Sosyal ve kültürel din hizmeti faaliyetlerimizle bütün gençlerimize ulaşmanın ve onlarla tanışmanın gayreti içerisindeyiz.